Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında benim ilk sponsorum sevgili Mete kardeşimdi. Hem sponsorum hem de dostum Mete ile uzun zamandır görüşemiyoruz. Bu forma onun hediyesiydi. Uzun zaman sonra aldığım ilk hediye formaydı. Aklıma gelmişken de ona bir selam çakayım buradan. İkinci selamı da sizlere çakıyorum arkadaşlar. İçimden bir ses diyor ki Fenerbahçe Sivas Spor maçını kanal sayısı, abone sayısı maç başlayana kadar 27 bin ve üzerine taşırsak 4-1 ya da daha farklı bir skorla kazanacak diyor. Kesinlikle gol yiyeceğiz ama. Ama 4-1 üzeri gol atacağız. Eğer 27 bin olursa hocam totem motem şu bu falan. Ben totem motem demiyorum. Ben sadece içimden bir ses böyle diyor diyorum arkadaşlar. Ricada bulunuyorum. Abone olup olmamayı size bırakıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Daha önce ne zaman bunu söylediysem bir kere hariç hepsinde dediğim skorlarla da maçı kazandık. Bilginiz olsun. Bir 6-7 kere oldu. Ben ricada bulunuyorum. Ben eminim Fenerbahçe taraftarı benim ricamı kırmaz. Şimdi transfere geçelim. Fenerbahçe'de transfer rotası milli oyuncu diye. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri milli oyuncu. Kesin Kaan Ayhan'dır. Çok da uğraşmak istemiyorum ama ligde Avrupa'da süper şeyler yapıyor Fenerbahçe biliyorsunuz. Ben kesin Kaan Ayhan'dır derken mühim olan kısımları okumak istiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe kadrosunda bir anket düzenledim. Fenerbahçe kadrosunda bu sezon olup da yararlanamadığımız oyuncu sayısı kaç? Hiç düşündünüz mü? Yani sakatlıklar, ne bileyim kadro dışılar, cezalılar, lisansı çıkmayanlar falan filan. Hani bir anket düzenledim. Mesela şu anda Luan Perez var, Bruma var, Lemos var, Gustavo Henrique sakat, Mert Hakan sakat, 5, Rossi sakat, 6, Nazım, 7, Çağatay Kuru kalıp kendine gelemedi, 8, hani geçen sene oynadığı için söylüyorum, 8, Serdar Dursun çok fazla düşünülmüyor, 9, 9 tane futbolcudan yararlanamıyoruz farkında mısınız? Hadi Çağatay'ı sayma 8 tane diyelim. Ya Süper Lig'de bir takımsın, 8 futbolcundan yararlanamıyorsun. Arkadaşlar bak beni yanlış anlamayın. Ben açık açık net bir şekilde konuşan adamım. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ya ne hakem konuşan var ne bir şey konuşan var vesaire. Hocam Lemos ne olacak? Arkadaşlar Lemos'un Fenerbahçe kariyeri bir türlü istediği gibi gitmedi. Büyük umutlarla geldi ama olmadı. Jorge Jesus şimdi 5 resmi maçta şans da verdi. Takım antrenmanlarını sürdürüyor. Yaşı daha 26. Ülkesinin ekiplerinden Penarol 220 bin euro mu 200 bin euro mu bir teklifte bulunduydu. Yani 200 bin kesin de biz kabul etmemiştik. Dedi ki biz bu kadar fiyata vermeyiz. Onlar da almayız o zaman kadronuzda kaldı dedi. Bizim için de sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın Bruma'da Lemos'ta idmanlarda. Bu demek değil ki ikinci yarı oynayacaklar. Bu demek değil ki gidecekler. Bu demek değil ki şu bu. Ya Jesus kurt bir hoca. UEFA Avrupa Ligi'nde gruba girerken ne dedi? Ya favori Ren. Favori Kiev. Hop lider Fenerbahçe çıktı. Şimdi ne yapıyor? İdmanda oynatıyor. Ben sizi kullanacağım. Değerlendireceğim. İster gidin ister gitmeyin. Kadro dışı yapacak bir şey yok. Sizi zamanında satın almışlar. Evet yeteneklisiniz ama bu kadroya girmek için çalışın çırpının. Kendinizi geliştirin diyor. Ya bak arkadaşlar. Kurt hoca buradan belli olur. Lemos'u kadro dışı bıraksaydı elimizde patladıydı. Hani sözleşme feshi için yırtınıyorduk. Bruma'yı kadro dışı bıraksa elimizde patladıydı. Şimdi ne oluyor? Şimdi takımlara diyoruz ki arkadaş biz ikinci dönem düşünüyoruz. Belli olmaz biz. Yabancı kural belki serbest çıkar şu bu. Lemos'un gitme ihtimali yüksek. Bilginiz olsun. Emre Mor'un milli hayali diyor haberde kısa kısa. Bir kere Emre Mor milli takıma seçilir seçilmez ben bir şey diyemem. Ama şunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün hani bal yapmayan arılara dönüştüler. Diğer futbolculara bakıyorsun. Abdülkadir Ömür Trabzon taraftarı yuhlar oldu. Yanlış anlamayın burada aklıma ilk gelen isimlerden bahsediyorum. İşte bir Serdar Gürler alsa ya Allah Allah bunu mu aldın diye. Ben açık ve net söylüyorum. Emre Mor ve İrfan Can Kahveci'nin milli takıma alınmıyorsa kimse bana adaletten şundan bundan bahsetmesin. Bak Emre Mor 90 dakika oyuncusu değil. 5 dakikalık oyuncu literatüründeki oyunculardan. Hani Kerem de 5 dakikalık oyuncu. Alex de Souza da 5 dakikalık oyuncu. Yanlış anlaşılmasın. İrfan da 5 dakikalık oyuncu. Bu benim şahsi fikrim.
Ama Emre Mor'un, yükselişteki Emre Mor'un alınması da şart. Yaşı daha 25. Sakatlardan kötü haber diyor. İsmail Yüksek, Joshua King sakatlıklarını atlattı. Bu arada bak, Joshua King yani kadroda ama yararlanamıyor çünkü tam iyileşmedi. İkisi de döndü. İstanbul maçında kadroya girdi. Süre alamadılar ama mesela şu anda hakikaten bak, Luan Perez, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique devam ediyor bunlar. Hani mesela bunların sakatlığı sürüyor. Ve lige verilecek arada iyileşmelerini artık bekliyoruz arkadaşlar. Düşünün bak, Rossi ya Rossi. Yani elimizin altındaki futbolcu, beğenmeseniz bile şey diyorsun, hocam kulübede olması lazım ya, hamle oyuncusu olarak falan. Bak düşünün. Kaan Ayhan gündeme geldi Fenerbahçe'de. Hepinizin malumu. Gereken duyumları, gereken açıklamaları verdim. O yüzden çok fazla değinmiyorum. Satın alma opsiyonunu, şunu bunu konuştuk. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buruma'yı da çok fazla soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın, Buruma'da, Lemos'ta Jesus'un dümen mi diyeyim, taktik mi? Jesus'un taktiğinden dolayı kadrodalar. Jesus bir taktik deniyor. Tamam? Onu söyleyeyim. Ve Fenerbahçe'de ilk transfer Jesus kararını verdi. Şimdi çok sürpriz bir isim arkadaşlar. Sürpriz bir isim. Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da devam ediyor. Öncelik sağ stoper. Yerlinin haricinde 21 yaş altı yabancı transfer kuralı da devreye sokuldu. Genç bir stoper bakılabilir. Bakılıyor. İsmini üyelere söyledim. Aboneler için henüz söylemiyorum. Çünkü olgunlaşırsa söyleyeceğim. Olgunlaşmasa şimdi abonelere ismi veriyorum. Transfer olmuyor. Arkadaşlar diyorum, olmadı, iptal oldu. Bilginiz olsun. Hiç aboneler duymuyor bile. Sıkıntı yok. Ama abonelere diyorum ki şu isim. Sonra diyorlar ki ya 26 bin 27 bin kişilik sayfayı kim takip edecek işte, sanki sosyal medyaya yayılacak da diye. Sonra sosyal medyaya yayılıyor, transfer iptal oluyor. Demiyorlar ki ilk bu sayfadan duyulmuştu, demiyorlar. Diyorlar ki hani geliyordu. Yani eleştirmek için her şey oluyor. Yani şimdi öğretmenlik de böyle. Bir çocuğu mesela yanında makas alsan, aferin oğlum desen. Birisi diyor ki ulan hayırdır, çocuğa niye dokundun? Öbürü diyor ki niye böyle bir tepkide bulundun? Öbürü diyor ki işte atıyorum kafadan, yani böyle bir şey yaşansa. Öbürü der ki dövdün mü? Öbürü der ki niye böyle yaptın? Niye temas ettin? Öbürlerine de yap şöyle böyle, ortalık karışır. Yani her hareketine 5 farklı 6 farklı yorum gelebilir. Çocuklar, bugünkü ödeviniz bir sayfa arkalı önlü fotokopi. Başlarlar. Niye fotokopi? Niye deftere yazma değil? Niye işte şu değil? Niye bir sayfa? Çocuklar tembel mi olsun? Ödev diye bir şey mi var? Şu mu bu mu? Yani hareket de böyle. Şimdi Lemos'u Buruma'ya oynatması da böyle. Her tarafından şu mu bu mu diye konuşulur tarzda. Bizim duyum işi de böyle. Yani 6 farklı 7 farklı konuşma yapabilirsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bir stoper bakıyoruz. Baktığımız stoper 22 yaşın altında. 21, henüz 21 olmadı. 21 yaşın altında. Milli takım kategorilerinde oynamış bir futbolcu. Bugün alınsa 14 artı 3 kuralına uyacak bir oyuncu. Bilginiz olsun. Ve ciddi şekilde de ilgimiz var. Hızlı, süratli bir oyuncu. Hatta ben üstüne basa basa söylüyorum. Bugün alıp getirip kadroya koyma imkanımız olsa, milli arada o kadar gelişir, takıma sisteme o kadar adapte olur ki, transfer tahtası açıldığı gün lisans çıkartılıp anında oynatılabilir. Öyle bir oyuncu, ama isim vermeyeceğim. Özellik vermeyeceğim. Siyahi mi, beyaz mı, hiçbir şeyini söylemeyeceğim. Bilginiz olsun. Ha, yabancı kontenjan da malum. Ama mesela Lemos, Bruma, bunlar kadroda dursa bile sıkıntı olmuyor. Bilginiz olsun. Ve gelelim güzel bir habere. Miha Zajc. Fenerbahçe Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak, kontrat detayı. Arkadaşlar, Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Zajc cephesi onayladı. Hocam öyle olmaz. Nasıl olur? Uçak ver. Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe Miha Zajc için yeni sözleşme teklifinde bulundu. Zajc menajeri ve eşi bu sözleşmeyi onayladı. Kabul ediyoruz dedi.
Ve arkadaşlar, Dünya Kupası arasında menajeri gelip bu iş ve işlemler hızlandırılacak, bilginiz olsun. Yıllık 1,2 milyon euro maaş, ancak bu maaş bonuslarla birlikte, hani bonusunda 20 maç oynama şartı mı ne var, hani öyle tuhaf yapabilir türde bir şey. Artı başka primler de var, şampiyonluk primi şu bu falan filan, bir de maç başılar var. Böyle bir sözleşme 3 artı 1 normalde anlaşıldı. Şimdi geçen sezon 9 gol 2 asist de tamamladı. Bu sezon 9 maçta görev aldı. 2 gol 1 asist. Kas problemi yaşadı. Larnaka Ankara Gücü maçını kaçırdı. Avrupa Ligi elemelerinde 115, Avrupa Ligi'nde 29 dakika süre aldı. Hiçbir maçta Avrupa'da 90 dakika sahada kalmadı. Süper Lig'de 5 maçta oynadı. 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 90 dakika süre alıp Süper Lig'de 325 dakikası var. Ve eşi de ikna edildi. Kendi de not, ben resmi imza atılana kadar hiçbir transfere %100 olarak bakmam. Size de söyleyeyim. Ama bilginiz olsun. Fenerbahçe çıtayı yükseltti. Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi diyor haberde. Çok uzatmayacağım. Ya Fenerbahçe son 16'ya kaldı. Avrupa Kupası'nı kazanamayız dedi. Boşuna hedef, yani boşuna ümitlenmeyin dedi. Ama 2-3 tane kaliteli futbolcu dahil edilirse Avrupa Kupası'nı kazanabiliriz demiş. Ve İngiliz'de Manchester City'deki futbolcuyu istemiş. Kim o? Nathan Ake. Nathan Ake. Yani başlangıçta bana da kamera şakası gibi geldi. Ama yine de söyleyeyim. Şimdi Nathan Ake, yani Jesus istemiş, savunmada sıkıntı yaşıyor. Ocak'ta transfer. İngiliz ekibi rotasyonunda süre alıyormuş. Olumlu bir görüşü varmış. Hani bir şey söyleyeceğim. 30 milyon euro piyasa değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var. 18 Şubat 95 doğumlu, 27 yaşında, Hollandalı. Boy 1,80. Bak, 1,80 olduğu için en azından hızına güven verir. Sol ayaklı. Fil dişi sağ ile asıldı. Baktığın zaman 2020'de 45,3 milyon euroya almışlar. Chelsea'de oynamış. Birmingham'da, hani Feyenoord, Ado Den Haag altyapısından çıkmış. Bu sezon 11 maç, 753 dakika. Ya bir şey söyleyeyim. Gerisini okumaya ihtiyaç duymuyorum. Külliyen yalan. Bak, gerisini okumaya ihtiyaç duymuyorum. Külliyen yalan arkadaşlar. Ha, şu bir gerçek. Şunu da söyleyeyim. 6 aylığına kiralayabilsek. Yani 1-2 milyon euroyu gözden çıkarttı falan filan. Arkadaşlar, Jesus'un bir mantalitesi var. Jesus diyor ki, ben kiralayacağım oyuncuya mutlaka ve mutlaka alabilir türde opsiyon koydurmak istiyorum. Opsiyon koydurmadığım hiçbir topçuyu almayın diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi sen kimi alıyorsun? Gustavo Henrique'yi. Yaz oraya. 3 milyon euro opsiyon. Misal 2,8 milyon euro satın alma opsiyonu. Misal veriyorum. Baktın ki, yani baktın ki 200 şey, hani futbolcu canlandı, koştu, etti, oynamaya başladı, coşmaya başladı, şöyle yaptı, böyle yaptı. 3 milyon euroyu verir alırsın. Baktın futbolcu işe yaradı, hani arttı, ne bileyim piyasa değeri 7-8 oldu. 3'e alır, anında 8'e satarsın. Bak düşün, oynattığın futbolcudan bile kar elde edersin. Yani tutmadı, o zaman da geri gönderirsin. Ya tutmadı, geri gönderirsin. Düşünsene. Tutmadı, geri gönderirsin. İşte bu açıdan baktığın zaman arkadaşlar, yani bu açıdan baktığın zaman Fenerbahçe'deki sistem bu. Yani ne Nathan Ake ne başkası, hani böyle bir durum var. Fenerbahçe'den Ocak ayı bombası Portekizli Yıldız geliyor. Bakalım kimmiş? Dinamo Kiev'i mahvetti Fenerbahçe. Jesus 1-2 hamleyle devam etmek istiyor. Devre arasında kaleci istiyormuş Fenerbahçe. Altay Bayındır'ı beğense de, bak bu haber de palavra. Kaleci istediği palavra. Harbi söylüyorum, palavra. Arayışa geçti. Aradığını İtalya'da buldu. Jesus'un eski öğrenci. Roma forması giyen Rui Patricio. Ulan Rui Patricio 750 yaşında. Aynı isme sahip başka bir kaleci var desem imkanı yok. Lan 750 yaşında bu kaleci.
34'müş pardon. Çok pardon. Yanlış yapmışım. Yani 34 yaşındaymış. Pardon, 750 değilmiş. Gerçekleşmesini sağlayacak falan filan zorluyormuş şartları. Allah aşkına bu adam oynuyor ki. Ulan ben mi yanlış biliyorum? 17 maça çıkmış 1530 dakika. Full oynuyor. Yani 17 maçın 17'sinde de full oynamış. Yani rotasyon oyuncusu şu bu değil. Full oynamış. Allah Allah. 16 maçta görev aldı. 17 oldu bu arada. Kaçmış. 16 gol yemiş. 5 maçta kalesini gole kapatmış. Çok ilginç yani. 16 gol yemiş 17 maçta. 5 maçta hiç gol yememiş. Külliyen yalan. Külliyen yalan. 34 yaş. Bir de 34 yaşındaki kaleci ya. Ya etmeyin eylemeyin arkadaşlar ya. Ha, Ertuğrul Taşkıran'a talibiz deseniz ben onay veririm. Ama gayet de memnun. Yani Jesus Altay'dan gayet de memnun. Bilginiz olsun. Arda Güler'in eski hocasından çarpıcı sözler 30 milyon euro. Şimdi gelelim İrfan Can ve Arda Güler kısmına. Fenerbahçe uçtu kaçtı coştu. Arda Güler ilk teknik direktör Erol Tokgözler çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki bak biz Arda'nın ne kadar edeceğini Gençler Birliği'nin o dönemki başkanı Murat Cavcav'a sorduğunda 1 milyon euro eder dedik. Başkan bizimle aynı fikirde değildi. Arda 400 bin lira peşin ve sonraki satıştan %20 pay alacak şekilde Fenerbahçe'ye verildi. Benim bildiğim bu diyor. Doğru. O %20'yi de bir anlaşması var 2 milyon euroya mı ne şey kalır diye. Ama biz 1'e indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bilginiz olsun. Arda iyi yerlere gelecek. Oyun stili itibariyle İspanya Ligi ona uygun. Pas oyununu oynuyorlar orada. Tabii Arda'yı serbest kalma maddesinden mi alırlar bilemiyorum. Bence 30 milyon eurodan aşağı gitmez. Her takım Arda'yı kadrosunda görmek ister. İlerleyen yıllarda konuşulmaya devam edecek. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim. Açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim. Arda Güler'i Barcelona alsa dese ki 30 milyon euroya aldık. Sonraki satışta kaça satılırsa satılsın %50'si Fenerbahçe'nin. Ve kesinlikle gelen en yüksek teklife satacağız deseler. Bak. Oynama garantisi. Sonraki satışın %50'si Fenerbahçe 30'a satılsa ben bugün kabul ediyorum. Devre arasında gitsin. Çünkü Barcelona etiketini giyen Arda Güler en az 300 milyon euroya gider. En az. Hocam hayal dünyasında yaşıyorsun. Arkadaşlar, Barcelona etiketi giyen Arda Güler 300'den aşağı satılmaz diyorum. Bir sezon oynasın, iki sezon oynasın. Oynama garantisiyle gitsin, oynasın. 300'den aşağı satılırsa ben futbolu konuşmanın her şeyini bırakayım. 30'a satsa, 300'e gitse, 150'si sana gelmiş olsa yine zarardasın. Bu cümlemi de unutmayın. Yine zarardasın. Çünkü Arda Güler'in sana kazandırabileceği şey çok fazla. Ya siz sadece bir yere odaklanmayın. 3 yere odaklanın. 5 yere, 7 yere birden odaklanın. Arda Güler sana marka değeri katar. Altyapıdaki futbolcuları gazlar. Sana scouting yaptırır. Arda'yı izlemeye gelenler diğer futbolcularını izler. Bir Arda Güler'in sana katkısı 30 milyon euro değil belki 300 milyon euro olur. Arda'yı izlemeye geliyor adam. Bir bakıyor İsmail Yüksek. Ulan bunlarda ne topçular varmış. Biz bunları niye izlemiyormuşuz? Bir şey söyleyeceğim. Jorge Jesus'tu Fenerbahçe'den kaç futbolcunun scouting yapıldığından haberiniz var mı? Altay 1, Osayi 2, Ferdi 3, Atilla Salahi 4. Bak böyle böyle gidiyor ha. Böyle böyle gidiyor. İrfan Can 5, Emre Mor 6, Crespo 7. Değil mi? İsmail Yüksek 8, Zayt 9, Rossi 10. Lan Batu Şua'yı bile scouting yapıyorlar. Küllerinde doğdu tamamdır bu iş diye. İrfan Can Kahveci mesela aklıma gelmişken. Ya bir düşünün arkadaşlar. İrfan Can Kahveci'nin geçen sezonki oyunuyla bu sezonki oyununun arasındaki uçurumu tek ben mi görüyorum? Tek ben mi görüyorum? Vallahi de billahi de ben hatırlıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum.
Yani yemin de etmeyin boş boşuna da. Ama yemin etmeme gerek yok zaten, siz de hatırlıyorsunuz. Ben geçen sene şu cümleyi kurdum. İrfan Can'ı bugün 7'ye alan olursa kurtulduk derim, bayram ederim dedim. Çünkü bu adam top oynamayı unutmuş dedim ya. Yani top oynamayı unutmuş dedim. Top oynamayı unutmuş bu adam dedim ya. Düşünün bak. Bu adam top oynamayı unutmuş. Yeter ki böyle olsun. Şöyle böyle dedim. Hadi buyur abi. Yani hadi buyur. Hadi buyur. Bugün bak, bugün aynısını diyorum. Yani bugün aynısını diyorum. Bugün İrfan Can Kahveci'yi kaça satarsınız? Bugün kaça satarsın? 30 milyon euroya satsak satılır mı? Hocam 30'da kimse almaz ama bir 12-13'e satılır. Peki Arda? Hocam Arda 30'dan fazla satılır. Peki başka bir şey söyleyeyim. Şampiyon olmuş bir Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci bu performansını sürdürürse, sezon sonu 30 milyon euroya satılırsa başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Hocam kesinlikle başarıdır. Hah, ben de onu anlatmaya çalışıyorum işte size. Jorge Jesus tedriği saatinde hemen hemen her futbolcun değer kazanıyor. Tesadüf mü? Değil. Diyor ki eski teknik direktör, Jesus'la birlikte çok gelişti İrfan diyor. Ben olsam İrfan'ı daha çok oyunda tutar, özelliklerini daha iyi kullanmasını sağlardım. Bu arada Gençler Birliği'nde unutmamak gerekiyor. Hem Arda hem İrfan Can gibi oyuncular orada yetişti. Gençler Birliği Türk sporunun temel taşlarından biridir. Biz yıllarca ne yaptık? Gittik Altın Ordu'yla kankişte olmaya çalıştık. Altın Ordu işine baktı. Bize futbolcuyu yüksek bedelle sattı. Sonra arkasına düşmedi. Sonra da dedi ki biz futbolcuyu Fenerbahçe'ye verdik de şöyle oldu böyle oldu. Başka? Kaç tane yıldız çıkardın o günden bugüne? Yok. Bir tane iki tane Cengiz Ünder çıkarttık, bitti. Valla Cengiz Ünder'i ben de çıkartırım. Adam topçu. Kütürük eriği gibi topçu. Adam topçu. Mesela şey konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmemesi konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu sülaleden Fenerbahçelidir. Ben bunu 1 milyon kere söyledim. Yine söylüyorum. 1 milyon kere söyledim. Yine söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu sülaleden Fenerbahçelidir. Ama Galatasaray'a gitmiştir. Hani çok detaya girmeyeceğim şu yüzden bu yüzden diye. Şu an Fenerbahçe'ye gelme ihtimali. Şu an Fenerbahçe'ye gelse kimi kesip oynayacak hiç düşündünüz mü? Hiç kimseyi kesip oynayamaz. Şu anki Kerem Aktürkoğlu gittikçe Eyüp Spor'a doğru yaklaşan bir grafikte. Sezon şeyinde yazın teklif beklediler. 12 milyon euro, 15 milyon euro. 8 bile gelmedi. 8. Kusura bakmayın. 8 bile gelmedi. Ben şimdi size soruyorum. İrfan Can Kahveci'yi 8 milyon euroya satsak zarar mı? Zarar değil mi arkadaşlar? Peki başka bir şey sorayım. İrfan Can artı Zayt'sı 30 milyon euroya satsak devre arasında kabul eder misiniz? Ben ediyorum abi. İkisini satsak. Peki ya ikisini satmayıp şampiyonluğa koşsak? Hocam şampiyonluğu daha çok. Evet arkadaşlar, işte benim de anlatmak istediğim bu. Jesus'la şampiyonluğa koşuyoruz. Evet, birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şey konusunda yorum yapabiliriz. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ama en çok yapmamız gereken şey şu. Fenerbahçemize sahip çıkalım. Dolu dizgin gidiyoruz. Sahip çıkalım. Ben hani esprisine diyorum 27 bin abone olalım falan diye, ama beni dinlerseniz, çağrıma kulak asarsanız çok daha güzel yerlere gideriz. Sizlerin desteğiyle, katkısıyla çok daha güzel şeylere imza atarız arkadaşlar. Ben hepinizden ricada bulunuyorum. Yani dinleyip dinlemek size kalmış. Zaten transfer dönemine giriyoruz. Abone olun. Zili aktif edin. O zil açık dursun. Gelişmelerden, videolardan, yayınlardan haberdar olun. Bir proje düşünüyoruz. Haftanın bir günü ya da iki günü akşamları canlı yayın düşünüyoruz. Salı günleri olabilir. Salı ve cumartesi olabilir. Bakalım olabilirse. Şimdi OBS adlı programdan yapıyorum yayını. OBS'den çift kişi aynı anda yayın yapma varsa online olarak, onu da bulursam mesela bazı arkadaşlara linki atacağım. Var diye biliyorum ben de. Araştırayım. Ben link atacağım. O linke tıklayacak, hop otomatik olarak yayına bağlanmış olacak. Bu sayede mesela canlı yayına konuklar da alabiliriz. Sürpriz konuklar, ünlüleri de alabiliriz. Bu sayede kanalımız daha da iyi yerlere, daha da büyük kitlelere ulaşabilir. Onu da söylemiş olayım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.